Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bakan bilginden beklenen açıklama geldi arkadaşlar. Önce sözleşmeliler ardından taşeronlar ele alınacak. Sözleşmeli personel düzenleme için geri sayımda başladı an itibariyle arkadaşlar. Kamu personellerinin yakından takip ettiği sözleşmeli personel düzenlemesinin ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in gündeminde kamuda çalışan taşeron işler de vardı arkadaşlar. Bakan Bilgin şöyle büyüteyim siz de görün arkadaşlar. Bakan Bilgin sözleşmeler için hazır olan düzenlemeyi anlattı. Bir süredir Türkiye'nin beklediği, bilhassa da kamu çalışanlarının takip ettiği sözleşmeli personel haklarının verilmesine ilişkin gerçekleştirilen düzenleme ile ilgili geçtiğimiz günlerde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro olarak da bilinen düzenleme kapsamındaki kapsamı açıkladı. Kapsamın dört belirleri olacağını duyuran Bakan Bilgin düzenlemede son durumu düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız da sadece 4 belirler olacak. Çalışmayı biz kendi içimizden aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta sonsuz şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağız diyerek anlattı. Devam ediyor arkadaşlar açıklaması. Taşeron düzenlemesi olup olmayacağını da açıkladı. Kamuda sözleşmeli personel gibi taşeron personelinde bir kadro beklentisi vardı. Buna ilişkin kendisine yöneltilen sorularda yanıtsız bırakmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu düzenlemede sözleşmelerin de ele alınacağını, ilerleyen süreçte ise taşrona çalışana yönelik düzenlemeler yapılacağını, şu anda öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi, biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz, şu an sözleşmelerle ilgili, ilgili dosya önümüzde, sonra diğerleri ele alınacak. Bu kapsam içerisinde sadece kamuda çalışan 4 beyler var. Kurumlarda özel durumda olan sözleşmeler de bulunuyor. Onlar kapsamda olmayacak diye açıkladı arkadaşlar. Zaten arkadaşlar şu an için sözleşmeliler kadroya alınacak. Zaten aşama aşama gidiyorduk. EYT düzenlemesi de bir yandan olacak. Daha sonra taşeronlara kadro meselesi var. Umarız belediye taşeronları da bu kapsama alınır. Yarım milyon belediye taşeron işçisi de kadro bekliyor. Bakana duyurulur. Zaten kamuda çalışan taşeronlar kadroya alınacak arkadaşlar. Onlarda bir problem yok. 12 ay maaş meselesinde de bir problem yok. Onlarda da bakan zaten açıkladı ama... Belediye taşeronlarında bir muallak, muallaklık var. Umarız bu belediye taşeron işleri de kadroya kavuşur. Biz elimizden geldiğince hepinizin sesini olmaya devam edeceğiz. Yapmanız gereken tek şey bize destek olun. Kanala abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Katıl butonuna da basarsanız en, elinde sonunda bize de güç katmış olursunuz arkadaşlar. Biz seçim arefesinde seçim gelene kadar hepinizin sesi olmaya devam edeceğiz arkadaşlar.